fuhuş sektörleri, uyuşturucu sektörleri, haramları, günahları köpürtenler, isyanları, cürümleri, belaları kışkırtanlar, içki içmeyi tahrik edenler, eğlenceyi teşvik edenler, pavyonlara insanları davet edenler, Ramazan'dan zarar görüyorlar, Ramazan'dan rahatsız oluyorlar. Öyle mi değil mi? Siz söyleyin. Ramazan'dan rahatsız bu adamlar. Vallahi rahatsızlar. Camilerin dolup taşmasından rahatsız oluyorlar. Televizyon kanalları fazla müşteriyi çekemiyor. Niye? Cemaat camide. Akşamları camiler var. Teravih namazları var. Sohbetler var. Vaazlar var. Gece sahura kalkılıyor. İbadet maksadı var. Kim çıplak karıyı seyredecek? İbadet niyeti var. İbadet tasavvuru var. İbadet hayatı var. Onun için bu pislik yayanlar, fuhuş yayan televizyon kanalları vallahi rahatsız. Müslümanların bu halinden rahatsız. İslam'ın bu halinden rahatsız. Ne yapması lazım? İntikam alması lazım. Bu rahatsızlığını açığa vurması lazım. Nasıl açığa vuruyor? İşte bir takım adamları bulup televizyon kanallarında tam belli zamanlarda İslam üzerinde tartışmalar yaparak kadınlar şöyle olabilir mi, olamaz mı? Cenaze namazı mı, cuma namazı mı, teravih namazı? Teravih 20 rekat mı, 8 rekat mı, 4 rekat mı? Hayızlı kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi, okuyamaz mı? Cünüp olarak Kur'an-ı Kerim ele alınır mı? Hani çok Kur'an-ı Kerim okunuyor ya, herif rahatsız. Müslümanları şüpheye düşürmek, vesvese vermek, insanların kafasını allak bullak etmek, düşüncesini, beynini, aklını çelmek, tek kelimeyle Ramazan'ın rahmetini, bereketini sabote etmek, bombardıman etmek için televizyon kanalları anlaşmış gibi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ramazan'daki rahmetten intikam alıyorlar hain oğlu hainler. Müslümanların huzurunu, sükununu, sekinetini, sükunetini, sessizliğini, aklına, beynine, zihnine gelen sakinliği, sükuneti bozmak için ilahiyatçı adıyla İslamcı yazar, araştırmacı yazar, falan karı, falan herif, falan pro, falan profesör, bir kuru hokkabaz, iblis, İslam'ı içinden kemirmekle görevli adamları çıkarıp Müslümanların Ramazan'ın huzurundan intikam almaya başlamadılar mı? Bunun farkında olmamız lazım. Adamlar intikam alıyor. Ramazan geldi, herif karıyı satamıyor, içkiyi fazla satamıyor. İslam'dan intikam alıyor, Müslümanlardan intikam alıyor. Ve siz de aval bu televizyon kanallarını seyrediyorsunuz. Ve bu heriflerin konuşmalarını dinliyorsunuz. Uluyan köpeklerin sesini dinleyin, bunları dinlemeyin Müslümanlar. Yazık kulağınızın zarına, yazık gözünüzün nuruna. Adamların maksadı bu televizyonun maksadı. İslam yayılsın, İslam kuvvetlensin, İslam genişlesin diye değil. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki bu maksatla değil. Müslümanlar şüpheye, tereddüde, vesveseye düşsün. Aa böyle de oluyormuş ya. Eski hocalar kötü adamlarmış. İmam-ı Azam kötü adammış diyor. Cünüp Kur'an-ı Kerim okunuyormuş da bu İmam-ı Azam Allah'a iftira etmiş. İnsanlar abdestsiz Kur'an okumasın diyerek kötü bir iş yapmış diyorlar. Şüpheye, imamlardan, Ebu Hanife'den insanları soğutmaya, şüpheye düşürmek için Müslümanlardan Ramazan'da intikam alıyorlar. Zavallı Müslümanlar da seyrediyor. Dinliyor bunları. Ya Rabbi ne olacak bilmiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülkede İslam'a bu kadar pervasızca vallahi saldırılamaz. Vurun Müslümana diyor, vurun. Müslümanın sahibi yok. Vurun Müslümana. Ne olacak? Nereye kadar vuracaksınız? Adamın hayatta camiyle alakası yok, cemaat arasında görünmüş değil. Seccadede adamın hiçbir payı yok. 95 yaşına gelmiş, ne olduğu belli değil. Bu efendim diyor, namaz diyor Türkçe kılıyorsun, Kur'an Türkçe okunsun. Adam hayatta Kur'an'dan bir ayet okumamış. Tarihçi. Önüne koysanız da şu Kur'an'dan bir ayeti orijinal olarak oku da dinleyelim. Kur'an'dan bir kelimeyi bilmiyor adam. Ama namazlar Türkçe kılsın diyor. İmamlar namazı Türkçe kılsın diyor. Allahu Ekber diye namaza durulmasın. Tanrı uludur diye namaza durulsun diyor. Şu hayvana bak. Ne olacak? Müslümanlar peki nasıl birleşecek? Türkçe namaz kılarken geldi yabancı bir adam. Nasıl o imama uyacak? Ben Türk değilim diyecek. Ben Türkçeyi bilmiyorum diyecek. Kavga çıkacak, çatışma çıkacak. İslam birliği paramparça olacak. Zaten bu zalimlerin de maksadı o. Kardeşler dinlemeyin. 70 sene o zalim televizyon kanallarını dinleseniz 70 santim ilerleyemezsiniz. Hiçbir bilgi sahibi olamazsınız. Çünkü adamların vazifesi Müslümanları bilgilendirmek değil, şüphelendirmek. Bu inceliği anlayalım. İşte Cenab-ı Hak Ramazan günlerini sayılı kelimesiyle ifade ediyor Kur'an'da. Sayılı, saymış. Günü belli. Ama hikmet-i ilahiye, Allah'ın hikmeti, insanların hayatı ve hayatında ne kadar hayatta kalacağı, yeryüzünde kaç sene insan olarak kaç sene yaşayacağımızı Allah bize bildirmemiş. Hiç kimsenin ne zaman öleceğinden haberi yok. Hiç kimsenin nerede öleceğinden haberi yok. Hiç kimsenin nasıl öleceğinden haberi yok. Nasıl öleceksin? Havada mı öleceksin? Karada mı öleceksin? Denizde mi öleceksin? Bir arabanın tekerlekleri altında ezilip mi öleceksin? Yatağında mı öleceksin? Dükkanında mı? Atölyede mi? Hastanede mi? Ameliyat masasında mı? Kimse bilmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun üzerinde durmak lazım. Bu konuları çok işlemek lazım. Adam öyle zulüm yapıyor, öyle haksızlık yapıyor, öyle hırsızlık yapıyor ki hiç ölmeyecek, hesap vermeyecek, Allah'ın huzuruna çıkmayacakmış gibi. Bu ne biçim şey ya? Cinayetler aldı başını gidiyor. Soygunlar, hırsızlıklar, haksızlıklar, hayasızlıklar, namussuzluklar aldı başını gidiyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi, hiç Allah yokmuş gibi, hiç ahiret yokmuş gibi, hiç hesap günü yokmuş gibi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Herkesin gideceği yer belli. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal meyte vel hayâte liyebluvekum meyyukum ahsenü amelâ. Bu ayetler Kur'an'da niçin ifade edilmiş? Ellezî, Allah öyle bir Allah ki halakal meyte, ölümü yaratmıştır. Yeryüzünde görüyorsunuz, duyuyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bizzat şahitsiniz. Yeryüzünde Kur'an'a göre ölümden daha mutlak bir gerçek yoktur. Yeryüzünde yegane gerçek ölümdür. Ölüme kafa tutan, ölüme karşı koyan, ölümü mağlup edecek olan bir varlık yeryüzüne gel. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.